Ekranda gecenin kör karanlığında avlanmakta olan bir kuş görüyorsunuz. Bu bir baykuş olabilir. Bu da baykuşun biraz sonra mideye indireceği fare olsun. Doğa böyle çalışıyor. Baykuş tam da bir sokak lambasının yanında avlanıyor. Şimdi burada olup bitenler hakkında biraz bilgi alalım. Sokak lambası 6 metre uzunluğunda olsun. Bu yüksekliğin 6 metre olduğunu yazalım. Her şeyi ölçeğine göre çizmedim ama baykuşun yerden ya da fareden yüksekliğinin de 4,5 metre olduğunu varsayalım. Burası da 4,5 metreymiş. Buna ek olarak farenin lambadan uzaklığını da 3 metre olarak kabul edelim. Hemen göstereyim. Evet, bu uzaklık da 3 metre olsun. Baykuş fareye doğru diklemesine dalıyor ve elimizdeki radar ile hızını da saniyede 6 metre olarak ölçüyoruz. Bulmak istediğim şey ise buradaki lambadan her yöne ışık geliyor ve bu yüzden baykuşun da gölgesi oluşuyor. Gölgenin de burada olduğunu düşünelim. Evet, baykuş aşağıya doğru hareket ettikçe gölge de bu şekilde sola doğru kayacak. Şimdi burada verilen bilgilere göre bulmak istediğim şey gölgenin hızının ne olduğu. İsterseniz neyi bilip neyi bilmediğimizi gözden geçirerek başlayalım. Bunun için bazı değişkenler belirleyeceğim ama önce aynı şeyi biraz daha geometrik olarak çizelim. Bu 6 metre uzunluğundaki sokak lambası. Tam bu anda baykuşun yerden yüksekliği 4,5 metreydi. Lambanın fareye olan uzaklığı da 3 metre. Gölgenin nerede olacağına gelince baykuş ışığın önüne geçtiği için lambadan şu şekilde bir çizgi oluşur, baykuşu geçip yere doğru devam eder ve gölgenin burada bir yerde oluşacağını söyleyebiliriz. Evet, gölgeyi de bu şekilde çizelim. Tam buraya. Ve bulmak istediğimiz şey de gölgenin ne kadar hızlı hareket ettiği. Sola doğru hareket edeceğini de ekledikten sonra hemen birkaç değişken belirleyelim. Bana burada nelerin değiştiğini söyleyebilir misiniz? Mesela baykuşun yerden yüksekliği değişiyor öyle değil mi? Buna y diyelim. Tam bu anda 4,5 metre ama değişeceğini biliyoruz. Gölge ile fare arasındaki uzaklığa da x diyelim. Bu da bir değişken. Şimdi sizce bu verileri kullanarak x ve y arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Daha sonra da bu ilişkiyi kullanarak x'in zamana göre değişimini bulmaya çalışabilir miyiz? Ne dersiniz? y'nin tam bu anda neye eşit olduğunu biliyoruz. dy bölü dt'yi de biliyoruz. x ve y arasında bir ilişki bulursak, t'ye göre türev alıp, belirli bir anda dx bölü dt'nin de ne olduğunu bulabiliriz. Bu üçgenlerin ikisi de üçgenlerin ikisi de derken bu iki üçgenden bahsettiğimin evet altını çizeyim. Buradaki yeşille işaretlediğim üçgen ve bu maviyle işaretlediğim benzer üçgenler. Bunu nereden mi biliyorum? Bakın, ikisinin de birer dik açısı var ve buradaki açıları da ortak. Bu durumda üçüncü açıları da aynı olmalı. Benzer üçgenler olduklarına göre kenarlarının birbirine oranları da aynı olacak. Buna göre x'in y'ye oranı, mavi üçgenin tabanının, yani 3 artı x'in yüksekliğe, yani 6'ya oranına eşit. İşte bu. x ile y arasında bir ilişki bulduk. İki tarafın t'ye göre türevini aldığımızda da istediğimiz şeye yaklaşacağımızı düşünüyorum. Türev almadan önce isterseniz bu ifadeyi biraz sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir bakalım. Paydalardan kurtulmak için ifadenin iki tarafını da 6y ile çarparak başlayalım. Sol tarafta 6x kaldı. Sağ tarafta da bununla bu birbirini götürecek ve geriye x çarpı y artı 3y kalacak. Artık iki tarafında t'ye göre türevini bulabiliriz. 6 çarpı bir şeyin t'ye göre türevi, 6 çarpı bir şeyin o şeye göre türevi yani 6'ya eşittir. Demek istediğim 6x'in x'e göre türevi çarpı dx bölü dt yani x'in t'ye göre türevi. Burada çarpım kuralını uygulamamız gerekecek. Öncelikle x'in t'ye göre türevinin ne olduğunu bulmalıyız. Birinci terimin türevi çarpı ikinci terim yani y artı birinci terim çarpı ikinci terimin türevi. Bunu da dy bölü dt olarak yazayım. Son olarak 3y'nin t'ye göre türevi de 3y'nin y'ye göre türevi 3 çarpı y'nin t'ye göre türevi yani dy bölü dt'ye eşit olur değil mi? dx bölü dt ve dy bölü dt ile x ve y arasında bir ilişki bulduk. Her şeyin burada olup olmadığından emin olalım. dx bölü dt'nin neye eşit olduğunu bulmak istiyoruz. Burada bir dx bölü dt daha var. Evet, y'nin 4.5'a eşit olduğunu biliyoruz. dy bölü dt'nin ne olduğunu da biliyoruz. Bu mesafe azaldığı için dy bölü dt eksi 6 olacak. Evet, bunun ne olduğunu biliyoruz. Şöyle bir baktığımda eğer x'in neye eşit olduğunu bulabilirsek, dx bölü dt'yi de hesaplayabileceğiz. Tam bu anda x'in neye eşit olduğunu bulmak için buradaki denklemi kullanabiliriz. Evet bu denklemi ya da bir saniye buradaki daha basit halini kullanarak x'in neye eşit olduğunu bulabilir ve bunu kullanarak dx bölü dt'nin de ne olduğunu bulabiliriz. 6 çarpı x eşittir x çarpı y artı 3y. y 4,5'tu değil mi? Bu arada bu denklemin bunun daha basit hali olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. x çarpı y, y 4,5'tu. Artı 3 çarpı 4,5. Doğru oldu mu? Evet. 6x eşittir x çarpı 4 buçuk artı 3 çarpı 4 buçuk. Evet iki taraftan 4 buçuk x çıkarırsak 1 buçuk x eşittir 13 buçuk buluruz. İki tarafı 1 böldüğümde x'i de 9 olarak buluruz öyle değil mi? x tam bu anda 9 metreymiş. Orijinal çizime geri dönecek olursak, buradaki uzunluğu 9 metre olarak yazabiliriz ve şimdi de buradaki denkleme bildiğimiz değerleri yerleştirip dx bölü dt'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz. 6 çarpı dx bölü dt, dx bölü dt'yi turuncuyla yazayım ya da bir saniye turuncuyu daha önce kullanmışım o halde pembeyle devam edeyim değil mi? 6 dx bölü dt eşittir dx bölü dt çarpı y. y'nin 4,5 olduğunu biliyoruz. dx bölü dt çarpı 4,5 artı x. x'i de 9 olarak bulduk. 9 çarpı dy bölü dt. Peki dy bölü dt neydi? Eksi 6 metre bölü saniye. Evet, baykuş avına doğru dalış yaptığı için y'nin azaldığından daha önce de bahsetmiştim. İşte böyle, eksi 6 metre bölü saniye. Son olarak bir de 3 çarpı dy bölü dt, yani eksi 6 var. Denklemin iki tarafından 4 buçuk dx bölü dt çıkarırsak, 1 buçuk dx bölü dt eşittir, 9 çarpı eksi 6, eksi 54 eder, buradan da eksi 18 gelir. Eksi 54, eksi 18, eksi 72. Evet, eksi 72 metre bölü saniye. İki tarafı bir de bir buçağa bölersek, dx bölü dt'yi eksi 48 metre bölü saniye olarak buluruz. Hepsi bu. Gölgenin sola doğru ne kadar hızlı hareket ettiğinin farkındasınız değil mi? Önündeki eksi işareti de bu mesafenin giderek azalması olarak yorumlanır. Baykoş aşağı doğru hareket ettikçe, gölgesi de ondan çok daha hızlı bir şekilde sola doğru hareket eder ve bu mesafe kısalır